11. günden herkese merhabalar, günaydın demek istiyorum ilk önce. Her zaman olduğu gibi sirkeli bir yemek kaşığı sirkeyle hazırlamış olduğum bir su bardağı suyu içtim. Daha sonra su içerek 1 litre suyu tamamladım. Sabah erken kalkıyorum, 2-3 saat kahvaltıyı beklemek gerekiyor. Daha verimli olabilmesi için şimdi Türk kahvesi hazırladım. Bu bardak suyla Türk kahvemi de içeceğim. Bu bardağı içtiğimde 1 litre tamamlanmış olacak. Daha sonra kahvaltımı yapacağım. Kahvaltıyı sabah 10'da yapıyorum biliyorsunuz. Gayet güzel gidiyor. Kahvaltıda görüşmek üzere. Bugün kahvaltım için yine omlet hazırlıyorum arkadaşlar. Bugünkü omleti bir yumurtadan yapacağım. Çok aç hissetmiyorum çünkü. Lorlu omlet yapıyorum. Bir yemek kaşığı dolu dolu lor peyniri koydum. Bir çay kaşığı çörek otu, çok az tuz ekledim, tuzsuz bir lordu çünkü, ve biraz da pul biber atıyorum. Güzelce karıştırıp bir çay kaşığı tereyağı da omletimi hazırlayacağım. Tereyağı yerine zeytinyağı ile de yapabilirsiniz, zeytinyağlı da çok güzel oluyor omlet. Ben doymam diyorsanız bir yumurta yerine iki yumurta da yapabilirsiniz. Haşlanmış olarak da yiyebilirsiniz. Ben çok fazla haşlanmış yumurtayı sevmediğim için genellikle omlet olarak hazırlıyorum. Bir çay kaşığı tereyağını koydum. Çok fazla yağlı olduğu zaman o da güzel olmuyor. Hiç yağsız da tabii ki olmayacak. Yağ da yememiz gerekiyor. Fakat sağlıklı yağlardan. Yağ eridi. Yumurtayı ekliyorum ve pişiriyorum. Bu kadar. Evet, kahvaltı tabağımı hazırladım. Tek yumurta ile yapmış olduğum çörek otlu, lorlu omletim, 5-6 tane her zaman olduğu gibi koymuş olduğum zeytinim, bir dilim beyaz peynir, 4-5 tane çeri domates, bir tane küçük salatalık, bir tutam böyle maydanoz. Maydanozu istediğiniz kadar böyle yeşillik yiyebilirsiniz. Tere, roka, marul ekleyebilirsiniz. Bir tane elma dilimledim. Üzerine tarçın serptim. Ve 6-7 tane bademim var. Kahvaltım bu kadar. Şimdi bana afiyet olsun. Görüşmek üzere. Akşam yemeği saati geldi arkadaşlar. Akşam yemeğini bugün çekemedim. Tavuklu mantar sote hazırladım. Domatesli, biberli, soğanlı. Zeytinyağı ile yaptım. Böyle güzelce bir dolu tabak afiyetle yiyebilirsiniz. 7-8 yemek kaşığı rahatlık ile. Yanına da yoğurt koyacağım. Yoğun bir gün olduğu için yemeğin yapımını çekemedim. Fakat evde her zaman hazırladığımız gibi dikkat etmemiz gereken kullanmış olduğumuz yağ, zeytinyağı veya tereyağı ile tavuklu olarak çok lezzetli, güzel bir akşam yemeği, doyurucu da. Ve bir kase yoğurt. Salata hazırlamadım. Sebze yemeği olduğu için sadece yoğurtla yemek istiyorum. Hem etli hem sebze yemeği. Afiyetle yemeği hazır. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Bol bol eksiler.